Edebi evler dendiğinde, elbette edebiyatçılarımızın yaşadığı, etkilendiği, eserlerini kaleme aldığı, belki de ilham kaynaklarını barındıran mekanlar akla gelir. Her yazar için yaşanılan bir mekandan, bir evden söz edilebilir elbette. Ancak biri vardır ki şairlerimiz arasında, onun için ev, içinde şen yüzlü çocukların koşuştuğu, mutluluğun bir bardak demli çayda buğulandığı bir yuva değildir. Onun için ev, kimi zaman ilaç kokan bir hastane odası, kimi zaman pencerelerinden mavi göklerin seyre dalındığı, güneşli güzel günlerin hayaliyle bir mektebe dönüştürülen, bir mumun solgun ışığında ölmez dizelerin kaleme alındığı bir cezaevi odasıdır. Pirayenin evi, Münevver Hanım'ın evi ya da vatan hasretiyle yanıp tutuşulan, penceresinden karlı kayın ormanlarına bakılarak gurbet şiirleri yazılan Rusya'nın bir daçasıdır. Pekin'den Berlin'e, Prag'dan Havana'ya, Moskova'dan Paris'e kadar dünyanın dört bir yanı ya da dünyalara sığmayan gönüllerdir. Belki de en son yaşadığı, en güzel şiirlere imza attığı ve dünyaya gözlerini yumduğu ve halen penceresine astığı Hacivat Karagözler'in muhafaza edildiği Vera'nın evini onun evi kabul etmek gerekir. Ya da vatanında yaşayamadığı ama şimdi ona ait olan eşyalarının barındırıldığı vakfının sade odasını. İşte ömrünü bir ideal uğruna gurbetlere seren, düşünüp düşlediği insanlığın mutluluğu için her mihnete göğüs geren ama içinde her zaman sevgisiyle büyüttüğü şiirleri gür sesiyle söyleyen büyük şair Nazım Hikmet'i anlatmak istiyoruz bu bölümde. Ben bir insan. Ben bir Türk şairi Nazım Hikmet. Ben tepeden tırnağa insan, tepeden tırnağa kavga, hasret ve ümitten ibaret. İşte Nazım Hikmet'in kendi ifadesiyle 5 satırda özetlenen hayatı. 61 yıllık bir ömre roman, hikaye, oyun, senaryo ve özellikle şiir türünden ciltler dolusu esere, hapishanelere, hastanelere, ülkelere, polemiklere, yanılgılara, yangınlara sığan, daha doğrusu sığmayan hayatı bu 5 satırda gizli. Bu 5 satır ki bir elin 5 parmağı gibi kimi zaman kadife yumuşaklığında mazlumun onurunu okşamış, kimi zaman bir demir yumruk olup zalimin karşısına dikilmiştir. Tepeden tırnağa kavga, tepeden tırnağa hasret, tepeden tırnağa ümitler içinde geçirmiştir bu 61 yıllık ömrünü. Nazım, sanatına adadığı siyasi görüşü içinde hangi kalıba sokulursa sokulsun, tek ve yalın ifadeyle bir hasret ve ümit şairidir. İnsanları mutlu, özgür ve insanca bir hayat içinde görme hasretiyle ve ümidiyle yola çıkmıştır. Bu yol onu hapishanelere, gurbetlere götürecek olsa da, çıktığı bu zorlu yoldan geri dönmeyecektir. Çünkü o,
otobiyografisinde 1902'de doğdum. Doğduğum şehre dönmedim bir daha. Geriye dönmeyi sevmem diyor. Ve memleketinden çok uzaklarda gözleri hasretle dalıp gittikçe memleketimden insan manzaralarını gönlüne içirerek bu hasretle birlikte yaşamayı sürdürüyor. İçindeki ümit, belki bir gün memleketine, yüzü gülen insanların arasına dönebilmek ümididir. Üzerinde bunca tartışılan, eserleri dünya dillerine çevrilerek haklı bir şöhrete ulaşan Nazım Hikmet'in hayatı da tıpkı sanatı gibi fırtınalıdır. 1902'de Selanik'te dünyaya gelir ve kendi tabiriyle bir daha da dönmez doğduğu yere. Nazım Hikmet, baba ve anne tarafından paşa soyludur. Babası Hikmet Bey, o sıralar Halep valisi olan Nazım Paşa'nın oğlu, annesi Celile Hanım'sa Ferik Enver Paşa'nın kızıdır. Nazım Hikmet, çocukluğunu paşa dedesinin yanında Halep'te geçirecektir. İlkokuldan sonra önce Galatasaray Sultanisi, ardından Nişantaşı Sultanisi ve Bahriye Nazırı Cemal Paşa aracılığıyla girdiği Bahriye Mektebi'ni bitirmeye 3 ay kadar bir süre varken yakalandığı zatülcenp hastalığı yüzünden uzun bir tedavi görecek, peşinden de çürüğe ayrılacaktır. 3 yaşımda Halep'te paşa torunluğu ettim. 19'umda Moskova'da komünist üniversite öğrenciliği. 49'umda yine Moskova'da Seka Parti konukluğu. Ve 14'ümden beri şairlik ederim. Evet, daha küçük yaşlarda başlar şiirler yazmaya. Teyzemin kanı sıcak aba gibi, gözleri mavi sema gibi, genç mi, ihtiyar mı, mamma gibi, altın saçlı, inci dişli, güler yüzlü şarkısı. Bana bu şiir yazıyor 12 yaşında. Yıl 1920 ve İstanbul işgal altındadır. Nazım Hikmet, tıpkı kendisi gibi şair olan Vala Nurettin, Yusuf Ziya ve Faruk Nafiz'le birlikte milli mücadeleye katılmak üzere Anadolu'ya geçmeye karar verir. Ve İnebolu'ya doğru yola çıkılır. Yolda Faruk Nafiz ve Yusuf Ziya, Ankara hükümetince kabul edilmeyerek geri çevrilince, Vala ile birlikte yola devam edilir. Ve yıllar sonra, Nazım, Kurtuluş Savaşı'mızı anlatan en güzel destanlardan birini kaleme alacaktır. Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu. Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki, çayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden müntekinin güzel ve rahat günlere inanıyordu. Ama ufukta güzel günlerden çok hapishane zindanları görünüyordu Nazım için. Savaş sırasında Sovyetlere geçen ve Moskova'da Kutb Üniversitesi'nde Fransızca öğretim yapan bölüme kaydını yaptıran Nazım, burada ilk evliliğini de yapacaktır. Kısa süren bu evlilikten geriye kalansa, yine Nazım'ın dillere destan olan bir şiiri olacaktır bu evlilikle ilgili olarak. O, mavi gözlü bir devdi. Minnacık bir kadın sevdi. Kadının hayali minnacık bir evdi. Bahçesinde Ebruli, hanım eli açan bir ev. ...1921'den 1925 yılına kadar 4 yıl boyunca Rusya'da kalan Nazım Türkiye'ye döner. Cumhuriyet hükümetinin Türkiye'yi ilk tanıyanlardan Rusya ile arası iyidir. Ancak ülke Nazım'ın bıraktığı gibi değildir. Birçok şey değişmiştir. Ama Nazım da değişmiştir. O
artık inandığı dava için yazan hoyrat bir kaleme sahiptir. Ve hakkında hükmolunan cezayı çekmemek için ikinci kez yurdu terk ederek yeniden Rusya'ya giden Nazım, orada da bazı şeylerden rahatsızdır. 2 sene sonra çıkan genel aftan yararlanarak tekrar Türkiye'ye döner. Bu arada ilk şiir kitabını çıkarır. 835 satır. Yıl 1929'dur. Şiirleri ses getirir. Ne var ki komünizm propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklanır. Artık onun için yaşam ya ülkesinde parmaklıklar ardında ya sürgünde vatan hasretiyle geçecektir. Her af çıktığında salınır, hemen peşinden yeni bir suçlamayla yeniden tutuklanır. Suçu dilinde, kalemindedir. Hava kurşun gibi ağır, bağır 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 bağırıyorum. Koşun kurşun eritmeye çağırıyorum. O diyor ki bana, ben yanmasam, sen yanmasan, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Ve sonunda yanan yine Nazım olur. Ve 1938'de askeri isyana teşvikten 18 yıl hapse mahkum olur. Hapishaneden Atatürk'e şu mektubu yazar. Bağışla beni, seni bir an bile kendimle meşgul ettimse, alnıma vurulmak istenen bu askeri isyana kışkırtma damgasının ancak senin elinde silinebileceğine inandığımdandır. Başvurabileceğim en devrimci baş sensin. Kemalizmden ve senden adalet diliyorum. Türk devrimine ve senin başına and içerim ki suçsuzum. Ne yazık ki bu mektup gönderildiğinde Büyük Önder ölüm döşeğindedir ve mektup ona ulaşmaz. O günden itibaren tam 13 yıl hapis yatar. Dışarıda kitapları yayınlanıp şiirleri elden ele dolaşırken o Bursa hapishanesinde gün saymaktadır. Ve artık onun için edebi ev mahpushane damıdır. İlk canlı olarak Bursa hapishanesinde kendisini gördüm. Ama tabii annem ve babamın mektuplaşmaları vasıtasıyla her türlü haberini alıyorduk. Şimdi benim dikkatimi çeken şey, çocukken diyorum ki koca şair, güzel de yazıyor. Peki biz oraya gittiğimiz zaman yeni yazdığı, daha karalama halinde olduğu bir şiiri bize okuyordu. Kız kardeşim de beraber, o benden de 3 yaş ufaktır. Ve bize fikir soruyordu, çocuklar nasıl buldunuz bunu? Bir mum alevinin solgun ışığında en güzel şiirlerini kaleme aldığı, güneşli güzel günlerin hayaliyle yazılarını yazdığı cezaevi, onun için bir bakıma öğretmenlik yaptığı bir okuldur. Orhan Kemal ve onun gibi nice genç istidatlar bu mektepten ders alır ve hayata bakışları değişir. Sanki mathanede değildim ya. Sanki ben dünyanın en büyük okulunda, dünyanın en büyük şairiyle beraber ve ondan sürekli ders almaktaydım. Beni ressam yaptı tabii. Beni adam yaptı. 15 Temmuz 1950 tarihinde genel aftan yararlanarak cezaevinden çıkan Nazım Hikmet yorgun ve hastadır. 13 yılını hapiste zor şartlarda geçiren Nazım Hikmet, geçim şartlarına ayak uydurmak için senaryolar yazmaya başlar. Bu arada oğlu Mehmet dünyaya gelir. Sevinci uzun sürmez. Hapisten çıkan Nazım bu kez askere çağrılır. Oysa çürüğe ayrılarak Bahriye Mektebi'nden çıkartılmıştır. Raporları dikkate alınmaz. Sevk yeri Sivas'ın küçük bir ilçesidir. Hasta bedeni askerliği kaldıracak durumda da değildir. Ve
19 Haziran 1951'de son kez ülkesini terk eden Nazım Hikmet, Bükreş üzerinden Rusya'ya geçer. Bir süre koydular. Bu süre içinde muhakkak gelip teslim ol, gideceksin, askerliğini yapacaksın ki efendim bu harp okulu mezunu askerlik yapmadı. Efendim o belgeler kayboldu. Belgeler bulunamadı diyor. Onun için mecburen yapacaksınız. Aslında dışarıda itibarı yüksektir. Gittiği her yerde krallar gibi karşılanır, sıcak ilgi görür. Ama onun aklı ülkesinde, ülkesinin insanlarındadır. Denilebilir ki Nazım Hikmet'in 61 yıllık ömründen çok azı bu ülkede geçmiştir. Çocukluğunun bir bölümü Halep'te, ülkede kaldığı yılların ise neredeyse tamamı cezaevleri ve sorgulamalarda geçmiştir. Zaten ömrünün en verimli yıllarını vatan hasretiyle ülke dışında hasret ve acılar içinde tamamlamıştır. Belki diyalektik materyalizm felsefesinin ateşli bir savunucusuydu ama yıllarca kendisine yakıştırılan vatan hainliği damgasını silmek için uğraştı. Zira o, çok sevdiği vatanı için en güzel şiirleri yazan ve Türklüğüyle her zaman övünen bir şairdi. Dört nala gelip uzak Asya'dan, Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak. Bu cehennem, bu cennet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Bu hasret bizim. Nazım Hikmet, 1951 yılından bu dünyadan göçünceye kadar geçen son 12 yılını artık dünyayı dolaşarak vatan hasreti içinde geçirecektir. Artık Nazım ismi her yerdedir. Berlin'de Barış Konferansı'nda, Moskova'da Sadiren Tiyatrosu'nda, Almanya'da Dünya Gençlik Festivali'nde. Paris'ten Havana'ya, Prag'dan Pekin'e kadar bütün başkentleri dolaşır. Çılgınca alkışlanır ama ülkesinde bir kaçaktır. Yurttaşlıktan çıkarılmış, adı ansiklopedilerden silinmiş, oyunları ve şiirleri yasaklanmıştır. Sevda şiirlerini artık memleketi için yazar. Sen esirliğim ve hürriyetimsin. Çıplak bir yaz gecesi gibi yalan ettiğimsin. Ulaşılmaz olan hasretin. ...1960 yılında tanıdığı ve Nazım'a göre saçları saman sarısı, kirpikleri mavi Vera, evli ve çocuk sahibidir. Nazım'la evlenebilmek için eşinden ayrılır. Nazım için bir ayrılık var. Hem Münevver Hanım'dan hem de 10 yıldır kahrını çeken Galina'dan. Evlenirler ve ölünceye kadar da hep Vera'yla olur. Aşk şiirlerinden büyük bir bölümü de Vera için yazılmıştır. Nazım Hikmet Rusya'da Vera'yla bu evde yaşar. Bir kuşu var. Nazım kendisini bu kuşla özdeşleştirip hapishane parmaklıklarıyla kafesi bir görüp hüzünleniyor. Şair için bir daire tutarak Piraye Hanım'dan Mehmet Fuat'a intikal eden ve sonradan bazı yakınlarından alınan özel eşyasıyla bu daireyi döşeyerek müze haline getirmiştir.
Çok sevdiği mavi renge boyalı yazı masası ve daktilosu artık sessiz ve öksüz. Kitaplığındaki kitaplar elbette bunca çok okuyan biri için sadece bulunan örneklerdir. El yazısıyla şiirleri, mektupları ve Nazım'ın gönülden gönüle uzanan bir asma köprüyü andıran imzası. Nazım Hikmet, şiir kadar mektup yazmayı seven biridir. Ve fotoğraflar, resimler. Her biri bir dostundan elde edilmiş birer belge bunlar. Nazım Hikmet, ülkeden ayrıldığı yıl olan 1951 yılında vatandaşlıktan çıkarılmıştır. Onu en çok üzen de budur. Türkçe yazan bu Türk şairinin eserleri dünya dillerine çevrilerek muhtelif ülkelerde yayımlanırken ne hazindir ki kendi ülkesinde uzun bir süre yasaklanmıştır. Ve Nazım Hikmet ülkemizde iki döneme ayrılır. Yasaktan önce ve yasaktan sonra. Bir nesil onu yasaktan sonra tanıma imkanı bulmuştur. Evet, Nazım, eserleri dünya dillerine çevrilen ve şöhreti bütün dünyaca bilinen bir şair ve yazardır artık. Ama vatan hasretiyle yanan yüreğini kimi zaman Hazer'in serin sularında, köpüklü dalgalarında ferahlatır. Ufuklardan ufuklara ordu ordu köpüklü mor dalgalar koşuyordu. Hazer rüzgarların dilini konuşuyor balam, konuşup coşuyordu. Kim demiş çört vazmi Hazer ulu bir göle benzer. Uçsuz bucaksız başı boş tuzlu bir sudur Hazer. Hazer'de dost gezer ey düşman gezer. ...1960'larda artık ölüm kapıdadır. Paris'te özgürlüğün tadını çıkarırken bile kendi dilinde okunamadığına, kendi toprağında ölemeyeceğine yanar. Vasiyeti dört dizeden ibarettir. Anadolu'da bir köy mezarlığına gömün beni. Ve de uyarına gelirse, tepemde bir çınar olursa, taş maş da istemez hani. Nazım, 1963 yılının 3 Haziran günü Moskova'da öldü. Anadolu'da bir köy mezarlığına değil, kahramanlar mezarlığına gömüldü. Başına ulu bir çınar yerine koca bir anıt dikildi. Mezarını Anadolu'da bir köye getirmek hala mümkün olmadı ama mezarının başına Anadolu'dan giden dostları yine Anadolu'dan götürdükleri bir çınar fidanı diktiler. Yıllar sonra da olsa vasiyetinin yarısı yerine getirilmiş oldu Nazım'ın. Kim bilir, belki bir gün vasiyetinin diğer bölümü de yerine getirilir. Ve Anadolu'da bir köy mezarlığında, bir çınarın gölgesinde, ülkesinin topraklarında geriye kalan uzun uykusunun devamına yatar. Evet, Nazım Hikmet fırtınalı bir hayat içinde, fırtına gibi esmiş ve her türden eserler vermiş, bugün bile dünyada en çok bilinen Türk şairi olma özelliğini halen korumaktadır. Onu anlamak için söylenenleri değil, eserlerini incelemek gerekir. O, zulme başkaldıran ama sevgiye, barışa eğilen bir salkım söğüttür.